Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılan yumuşacık katmer tarifim var. O zaman buyurun tarife geçelim. Öncelikle yoğurma kabımıza 1,5 su bardağı ılık sütü ekleyelim. Bir çay bardağı yoğurt. Bir paket kabartma tozu ve toplamda 4,5 su bardağı eklediğim unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştıralım. Kalan 2,5 su bardağı unu ekledikten sonra yoğurmaya başladım. Arkadaşlar hamurunuz kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamuru toparladıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika kadar daha hamuru iyice yoğuralım. Ben bu hamurdan 2 tane katmer yapacağım için hamuru 4 eşit parçaya bölüp bezelere ayırdım. Bezelere ayırdığım hamurları üzerine streçle örtüp yaklaşık 10 dakika beklettim. Dinlenen hamurları bir merdane ile veya kalın bir oklavayla bolca un kullanarak ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde açalım. Açılan hamura 200 gram ocakta eritilmiş tereyağını ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyerek hamurun her tarafına gelecek şekilde sürelim. 2-3 yemek kaşığı tereyağı yeterli olacaktır hamuru sürmemiz için. Hamura tereyağı sürme işlemi bittikten sonra hamurları tek tek dörde katlayalım ve her katladığımız kata tereyağı sürelim. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Ben bu tarifte tereyağı kullandım. Siz isterseniz ağır geliyorsa margarin de kullanabilirsiniz. Ve bu tarifim sade bir tarif olacak. Siz isterseniz peynirli, patatesli veya kıymalı olarak da yapabilirsiniz. Dörde katladığım hamuru bir kenara alıp bekletelim ve diğer hamuru açmaya başlayalım. Bu tarifteki en önemli püf noktası ise hamurun iyice yoğrulması ve hamuru dinlendirerek açmamız olacaktır. Dinlenen hamur daha kolay açılır ve sizi zorlamaz. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni buraya kadar izleyip kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın arkadaşlar. Açtığımız hamura tekrar diğer hamurda yaptığımız işlem gibi 2,5-3 yemek kaşığı kadar tereyağlı sıvı yağ karışımını ekleyip her tarafına gelecek şekilde sürelim. Açtığımız ve yağladığımız hamurun ortasına bir önceki katladığımız hamuru yerleştirelim ve her katını tek tek yağlayalım. Diğer iki kalan hamuruma da aynı işlemi gerçekleştirdim.
Kare formunu verip yağladığımız hamuru ara ara un serperek bir merdane yardımıyla büyük bir fırın tepsisi boyutunda açalım. Açtığımız hamurun her tarafına gelecek şekilde tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürelim. Açtığımız ve yağladığımız hamuru tam ortasına gelecek şekilde ikiye katlayalım. Dikdörtgen formu verip ters çevirip fırın tepsisine yerleştirelim. Tepsiye ters çevirdiğimiz hamurların üzerine bir yumurta sarısı sürelim. Dilerseniz sıvı yağ veya zeytinyağı da ekleyerek sürebilirsiniz. Yumurta sürme işlemi bittikten sonra dilerseniz bir bıçakla veya bir ruletle hamurların üzerine çizikler atalım. Bu hamurun katlarını daha bir belirginleştirmek için kullanılan bir yöntem. Önceden ısıtılmış 190 derece ayarda, fansız ayarda yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirelim. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık katmer tarifim servise hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.